Tonguç Bey'e de soralım mı? Soralım. Telefon Tonguç attığımızda kendisi. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş telefon attığımızda. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Az önce bizi dinliyor muydunuz bilmiyorum ama Erdoğan Bey bu bir yorgunluk mudur dedi. Ve zirveyle gördüğümüz dip noktaları işaret etti. Borsada yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu son dönemdeki hareketleri, özellikle Ocak'taki görülen zirve ve arada gördüğümüz destek ve direnç noktalarını göz önünde bulunduracak olursak nasıl yorumlamak gerekir hareketi? Aslında tabii bir yorgunluğun belirtisi, onda endeksin uzun bir süredir aslında yukarı trendine devam ederken birkaç tepe yaptıktan sonra dün de Erdoğan Bey'in konuşmasında aslında yakaladım. Yani 116 bin seviyelerine doğru geri çekilmesi, evet yani bir en azından o trendin biraz daha yorulması yönünde yorumlanabilir ama şöyle de düşünmek lazım. Neredeyse 2020'ye başladığımız işte şu 40 günlük arada dünya için de çok negatif bazı gelişmeler oldu. Aslında Türkiye'nin de belki bu gelişmelerden bazen pozitif de bir geri dönüşü olabileceği konuşulsa da dünkü olay biraz daha netti. Yani Türkiye açısından negatif ayrışmanın bu İdlib meselesiyle ilgili biraz stres artışı oldu. Ama şunu da görüyorum ki yani kritik o 118 bin seviyesi hala, yani dünkü satışlar sonrasındaki, özellikle ben bankacılık sektörünün biraz daha endeks içerisinde belki bu açığa satış uygulamasından dolayı belki de özellikle biraz daha işlem hacminin diğer hisse senetlerine kaymasından dolayı nispeten güçlü kaldığını görüyordum. Dolayısıyla daha ufak ölçekli hızlı yukarı hareket etmiş hisse senetlerinde çok hızlı satışlar geldi. Yani bir panik havası oluştu dünkü seans içerisinde. Ama yoluna en azından bugün yani yurt dışında hafif yukarı yönlü bir açılışlar veya vadeler görülmesine rağmen 118 bin üzerinde olması şu an için pozitif gözüküyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Yani borsa fiyatlamalarında çok hızlı aşağı hareketler bir trende dönüşmedikten sonra, yani hep o işte bazen konuşulan ayı piyasasına girildi mi veya hala boğa piyasasında mı gibi yukarı aşağı ifadelerin değinildiği borsalarda, şu an için Borsa İstanbul hala yukarı trendini koruyor. Fakat 113.500 seviyesinde olur da önümüzdeki günlerde yeni bir stres artışı olursa bir ara boşluğumuz var. Yani 2020 yılında bence kapamamız gereken, daha üst seviyelere doğru çıktığımızda buranın test edildikten sonra güçlenmemiz gereken endeks bazlı baktığımızda bir seviyemiz var. Yani o seviyeler test edilse bile çok şaşırtıcı olmaması lazım. Ana yön ve Türkiye'nin hani borsaya yönelik yatırım isteği, iştahı bence şu an devam ediyor. 118 bin aşağı kırılırsa dediğim gibi o 113.500'ü unutmamak gerekiyor. Bir de ikili o tepenin etkisinin bir süre daha aşağı doğru borsayı etkilemesi, bu İdlib olayının özellikle sonuçlanmasından önce biraz baskılamaya devam edebilir diye düşünüyorum. Tonguç Bey, özellikle şimdi yukarı yönlü trendin korunduğuna dikkat çektiniz. Yani böyle bir istek olduğunu dikkat çektiniz. Peki bu başlıkları, yani bu trendi takip ederken notlarınız arasında hangi başlıklar var? Neler destekleyebilir bunu? Hem bugün özelinde hem de derseniz orta vadede o başlıkları bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi yukarı doğru, yani trendin özellikle bir kere rakamsal olarak baktığımızda 118 bin üzerinde kaldığımızı düşünerek, varsayım üzerinden gidersek, bunu destekleyebilecek gelişmeler tabii çok kısa vadede bizim özellikle yarın yanılmıyorsam işte Amerikan heyetinin Türkiye'ye gelmesi, dün yaptığımız Rusya görüşmeleriyle bu Suriye meselesi tarafında geçen seneden kalan bazı taleplerimizin ve beklentilerimizin kalıcı olarak gerçekleşmesi ve bu riskin ortadan kalkması birinci bizim için iyimserlik olur. İkincisi, bu ay içinde yine göreceğimiz Türkiye'nin dördüncü çeyrek büyüme verilerinde gerçekten 2020 için o %5 hedefi sinyalini görebilirsek ki bizim böyle bir beklentimiz var. Bunun üstüne bir ikinci etki ben olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir üçüncüsü de mesela tabii bu piyasalar içerisinde çok belki hızlı geçildi ya da çok dikkate alınmadı. Birkaç konu başta olsa da aslında bu bankacılık
komisyon ve ücretlerdeki standartlar gibi uygulamaların finans sektöründe yeni uygulamalarla ya da yeni standartlarla bankacılık ve sermaye piyasasında gelmesi bence bir üçüncü, her ne kadar ufak adımlar gibi gözükse de, etkili olacaktır. Tabii en önemlisi de önümüzdeki dönemde bu koronavirüsünün dünyaya yayılması sırasında Türkiye'nin buradan alabileceği nemelenme konusu veya işte dün yeni açıklanan bizim ihracat kalemlerimiz içerisindeki ihracat iklimindeki iyileşmenin işte Avrupa gibi, güneyimizdeki komşularımız gibi veya genel ihracat çerçevesindeki diğer ülke ve ürünlerdeki o artışın Türk ekonomisine yansımaları belki biraz çok başlık gibi gözükse de önümüzdeki 6 ay içerisinde bu 4 başlık borsanın genel trendinin yukarı doğru desteklenmesine devam edeceğini düşünüyorum eğer bunlar gerçekleşirse. Erbaş, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için efendim. Size de gün içerisinde kolaylıklar diliyoruz.